Cumhurbaşkanı'nın doğum gününde 26 Şubat'ta açılacaktı sanıyorum. Fakat evet, sonradan işte biz de buradan tabii hepimiz eleştirince tahmin ediyorum bir karara varıldı ve 18 Mart'ta Çanakkale'nin, çünkü 18 Mart'ta açılması lazım. Peki 26 Şubat'ta açılsaydı bu zarar, yani daha gününden erken bittiği için firmanın ek bir talebi olacak mıydı acaba? Şöyle oluyor. Yap işlet devletlerde bir yapım süresi var, inşaat süresi var, bir de işletme süresi var. Eğer taahhüt edilen ve ihalelerde de süreler yarışıyor. Taahhüt edilen süreden daha erken bitirilirse, proje daha erken hizmete açılırsa o süre kadar işletme süresine ekleniyor. Yani demin bahsettiğimiz 45 bin araç 15 euro artı KDV dedik ya. Evet. O süre, erken bitirme süresi şirket açısından kazançlı bir durum oluyor, bir avantaj oluyor. Dolayısıyla burada şimdi 26 Şubat'ken 18 Mart'ta açılmış olması 3 haftalık bir süreye tekabül ediyor. 3 haftayı şirket işletme süresine ekleyecekken eklemedi. Bu işte hazineden çıkmamış olan bir 15-20 milyon euro kadar. Yani Cumhurbaşkanı'na hediye veriyorum diye aslında 15 milyonluk bir hediyeyi kendilerine mi veriyorlarmış? Yani günün sonunda öyle bir yorum yapılabilir. Ama zaten bu da benim öğrendiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı'ndan gelen bir talep değilmiş. Yani benim doğum günümde açın. Yüklenici firmanın bunu, bir şeysi. Daha çok bürokrasiden galiba. Bakanlık bürokrasisi bunu kral şey yapmış. Kral daha çok kralcılar. Biraz öyle olmuş. Bu arada bir de bir hafta şimdi ücretsiz geçiş var. O da yine vatandaşın sırtında. Tabii. Yani geçenlere de geçmeyenlere de biz ödeyeceğiz yani.